Herkese merhabalar, antrenörünüz Abdullah Ayhan Gözkızıl ben. Bugün iç bacak kaslarınızı çalıştırabileceğiniz seated abduction hareketinin nasıl yapılacağını sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz başlayalım. Başlangıç pozisyonuyla başlayalım. Şimdi iç bacak kaslarımızı çalıştıracağımız için ne yapmamız gerekiyor? Makinenin ayaklarını içeriye doğru sıkıştırmam gerekiyor. Kombo bir makine bendeki ama direkt abduction ve adduction olan, yani içe ve dışa doğru sabit yönlü olan makineler var. Ama benimki gibi kombo bir makinaysa, örnek veriyorum. Geldiğinizde bu şekilde minderleri dışa doğru bakıyorsa dış bacak kaslarınızı çalıştıracağınız bir harekettir ki buraya linkini bırakıyorum. Onun da püf noktalarını sizlerle paylaşmıştım daha öncesinde. Şimdi iç bacak kaslarımızı nasıl çalıştıracağız? Başlangıç pozisyonunu anlatayım size. Geldim. Minderlerini içe olacak şekilde ayarladım. İki şekilde başlayabilirsiniz. Birincisi, aldığınız bacak pozisyonunu ayarladıktan sonra makineyi açıp başlayabilirsiniz. İkinci seçenek ise, ama bunu da bakın bıraktığımda, yani makinenin sonuna, başlangıç pozisyonuna geldiğimde ağırlık değiyor. Burada adrenalin boşaldı. Herhangi bir stres hissetmiyorum. Daha iyisini göstermek istiyorum. Aldım. Açabildiği kadar açtım makineyi en sonunda. Dolayısıyla şimdi başlayabilmem için ya ayakta almam lazım veya da ayağımdan bunu iterken elimle de bunu iterek diğer bacağımı yerleştiriyorum. Tamamen açtığımda ağırlık değmediği için, yani başlangıç pozisyonunda bile iç bacaklarım stres altında, yani çalışır vaziyette oluyor. Dolayısıyla daha fazla verimli bir egzersiz yapmış olacağım ben bu pozisyonla başlayarak. Geldim, iki püf noktası var. Bunda sırtınızı yaslayabilirsiniz ama ben elimden geldiği kadar sırtımı yaslamadan dik bir pozisyonda duruyorum. Kambur durmuyorum. Dik bir pozisyonda durdum. Dizlerim zaten yerinde. Nefesi vererek kapattım ve geldim. Kapattıktan sonra burada makine birbirine değse bile ittirmeye devam ediyorum. Yani olduğu yerde kısılmayı da yapmış oluyoruz. Böylelikle adale sürekli stres altında olmuş oluyor. Eğer biraz daha zorlaştırmak isteseydim, öne doğru biraz daha eğilir, kalçam biraz daha dışarı doğru çıkık olurdu. Göğsüm dışarıda, belim kambur değil, ittirdim ve açabildiğim kadar açtım. İç bacak kaslarınızı bu pozisyonda çok 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 daha fazla hissedebilirsiniz. Tekrar sayıları tamamen kişinin formuna göre değişmekte. Ama bacak büyük bir adale grubu olduğu için minimum 15 tekrar önermekteyim. 15 ile 25 tekrar arasında programınızın akışına göre, set sayılarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.